Ligin dibinde yer alan Bafülkü yurdu sahasında Doğan Türk Birliği'ni konuk ediyor. Hüseyin Eyüpler, Yusuf Bakar ve Fatih Bardakçıoğlu hakem üstü yönetiyor maçı. Dördüncü hakem Zekai Töre. Doğan Türk Birliği, Bafülkü yurdu deplasmanında Bafülkü yurdu. Ligde 2 puanla ligin son sırasında gelişen atak. Kaleci bu bölümde topun sahibi. Gelişecek olan Doğan Türk Birliği hatağı var. Kenan ceza alan dışı yaptı vuruşunu, kaleci sektirtti. Boşta kalan top. Sonrasında ise çalan düdük var. Maçın orta hakeminden bir başka atak. Ceza alana doğru kaleci Erdoğan kalesinde dikkatli, topun sahibi oluyor. Erdoğan kalede. Gelişecek olan Bafülkü yurdu hatağı var. Atak yönü sol kanat. Hasan iyi taşıdı topu. Yaptı ortasını. Yüksek bir top, havalanıyor top. Kaleci Dursun çıkıyor. Sonrasında ise topun sahibi olur Dursun. Cem Ateş kalede bugün. Cenk Yılmaz yedek arasında. Tansel ile gelişen atak. Kaldırdı topu. Ceza alan içerisi. Kenan'ın biraz uzağında kalıyor top. Kenan atağı tazeliyor. Yaptı vuruş. Top dışarıya çıkıyor, köşe vuruşu. Kenan kullanıyor köşe vuruşunu. İyi bir kesme, kafa vuruşu. Top filelere gidiyor. Golün ismi Kaan Borova. Dakikalar 44. İzliyoruz golü. Kaan'ın golüyle Doğan Türk Birliği deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Kaan'ın gol sevinci yedek kulübesiyle bu şekilde ekranlara geliyor. Doğan Türk Birliği galibiyet istiyor. Bafülkü deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Başlayacak olan bir başka atak. Kaan kaldırdı topu cezalana doğru. Kenan yaptı vuruşunu, Erdoğan uzandı. Top yandan dışarıya gidiyor. Gözler artık maçın orta hakemi Hüseyin Öpler'de ilk yarı adına. Hüseyin Öpler çaldı düdüğü ilk yarı. 1-0 Doğan Türk Birliği üstüne tamamlandı ikinci yarıdan. Görüntüler izliyorsunuz Üner Berkat stadında. Gelişecek olan atak var Bafülkü yurdu adına. O sita o noktadaydı, kesti. Yapılan vuruş, kaleci Dursun pozisyonda tehlike önleyen isim oluyor. Bir başka atak yine Ülkü yurdu adına. Hasan Sedatgil kaldırdı topu. Dursun çıkıyor. Bu pozisyonda da topun sahibi oluyor kaleci Dursun Cem Ateş. Gelişecek olan Doğan Türk Birliği atağı. Kenan ceza alanı içerisinde son çizgiyi bıraktı, dışarıya yapılan vuruş, top filelere gidiyor. Golün ismi Tansel. Dakikalar 63. İzliyoruz golü. Kenan'ın taşıdığı topta Tansel topu filelere göndererek farkı ikiye çıkarıyor. Tansel'in golü geldi. Ülkü yurdu atağı, ileriye atılan top bu bölümde. Kaleciyle karşı karşıya pozisyon Dursun. Sonrasında ise savunma tehlikeyi uzaklaştırıyor Ülkü yurdu. Gole yaklaşılacak Dursun Cem Ateş kalesinde. Gole izin vermedi. Taç atışı, uzun bir atış ileriye doğru. Ceza alanı içerisi boşta kalan top. Savunma uzaklaştırmadı topu. Yapılan vuruşta top dışarıya gidiyor. Etkili bir vuruştu o noktada Ali'den, ancak sonuç gelmedi. Kenan kullanıyor köşe vuruşunu Doğan Türk Birliği'nde. İyi bir orta, boşta kalan top, genç Hamit topu filelere gönderen isim oluyor. Dakikalar 77. Hamit İnandın golün ismi, genç isim Hamit. Sol ayağıyla düzgün bir vuruş ve farkı 3'e çıkarıyor. 3-0 oluyor skor. Güzel Üner Berkat stadında. Dakikalar 85. Serbest vuruş kullanıyor Ülkü yurdu. Kaleci çıkıyor, boşta kalan top. Kötü bir vuruş o noktada, sonuç gelmiyor Metin Belda'dan. Hasan kullandı köşe vuruşunu. Hasan açılıyor top, Osita indirdi. Vuruşu o noktada bir kez daha kaleci Dursun topun sahibi oluyor. Bu bölümde Ülkü yurdun atakları var. Yine Hasan yaptı ortasını cezalana doğru. Osita açı arıyor. Buldu açısını, ancak açı dar, sonuç gelmiyor. Gözler artık maçın orta hakeminde. Doğan Türk bir 3 puan oldukça yakın. Yapılan orta, kaleci topun sahibi. Dediğim anda çalan düdükle 3-0'lık skorla Doğan Türk Birliği 3 puanın sahibi oluyor.